Orada ölen, mağdur olan kim? 8 yaşında bir kız çocuğu. Herkese merhaba arkadaşlar. Stüdyonun buz kestiği anlar. Dadı Meryem'in 8 yaşındaki küçük kızı diri diri gömdüğü ortaya çıktı. Sıradan bir aldatma hikayesinin işlendiği Esra Erol'un programında olayın kahramanlarından Dadı Meryem'in 8 yaşındaki bir çocuğu öldürdüğünün ve bu sebeple 9 yıl hapis yattığının ortaya çıkması büyük şaşkınlık yarattı. ATV ekranlarında Esra Erol'un sunumuyla ekranlara gelen Gündüz Kuşağı programında Dadı Meryem'le ilgili gerçek hem ekran başındakileri hem de stüdyodakileri şaşkına çevirdi. Eşiyle barışmak için yardım istemişti. Bu hafta programa katılan Mehmet Altun bir süredir ayrı olduğu 6 yıllık eşiyle barışmak istediğini belirterek Esra Erol'dan yardım istedi. Karısını 15 kez aldatan Mehmet Altun evliliğin bitmek noktasına gelmesinin sorumlusu olarak da kayınpederini gösterdi. Mehmet Altun'un eşi Rabia Altun ise eşinin son olarak onu çocukların bakıcısıyla aldattığını, mesajlarını yakaladığını söyledi. Dadı Meryem hakkında ortaya çıkan bir gerçek ise herkesi şoke etti. Cinayet suçundan 9 yıl yattım dedi. Esra Erol canlı yayında dün gece ihbar hattına bir mesaj geldi. Sen bir konuyla ilgili cezaevine girip çıkmışsın diyerek Dadı Meryem'e işlediği suçu sordu. Cezaevine girdiğini kabul eden Meryem, cinayet suçundan 9 yıl yattım abla dedi. Sen bu olaydan sonra çocuklara yaklaşmamalısın. Açıklamalarına devam eden Esra Erol, geçmişte işlemiş olduğun cinayette mağdur olan kim? 8 yaşındaki bir kız çocuğu. Sen bu olaydan sonra çocuklara yaklaşmamalısın deyince stüdyo bir anda buz kesti. Dadı Meryem ise o olay olduğunda ben 16 yaşındaydım. Kazayla ilgili olan bir durum diyerek kendini savundu. Gömülü halde bulundu. Esra Erol'un olayın detaylarını da anlattı. Esra Erol 8 yaşındaki Hasret gömülü halde bulundu. Jandarma kendi aramalarında ıslak zeminde köpeklere araştırma yapıyorlar. Kullanılmayan bir binada gömülü halde bulunuyor ifadelerini kullandı. Bizi izlemeye, takip etmeye devam edin.